da bizi niye almadı diyor. Evet, iyi akşamlar. Tabii bu maç öncesi genelde baktığımızda kazanamayan, kendi güvenli sahaya bir grupla karşılaştırdık. Yani aslında sezon başı planlamamızda şu andaki bulunduğumuz yerin arasında düşünceler arasında çok farklı olan bir konumdayız. Tabii bundaki en büyük etkenlerden biri de yani bizim öndeki oyuncuların hepsini birden sakatlamamız. Rezeydi, Giorgi'ydi, Hakan var işte, Furkan var hepsini bir arada aynı haftalarda sakatlanan ve buna cezaların yüklenmesi maalesef bizi bu zor sürece getirdi. İnşallah bu zor süreci onlarla birlikte atlatmaya çalışacağız. Onun için bu maç çok önemli. Yani bizden bir adım önünde olan bir takım. Kendi güvenimizi kazanma açısından çıktığımız bir maç. Ve hepsini bir araya getirdiğimizde zorlukları işte çok zor olabilir. Bu zorlu oyuncularımız gerçekten bugün inanılmaz derecede savaştılar. Yani bu savaşçılık tabii ki oyun anlamında iyi yansımadı. Yani topun bizde kalmasını çok sağlayamadık belki ama düşüncelerimizi, istediklerimizi, planlarını ve çalıştığımız şeylerin hepsini istediğimiz şekilde ön bölgeye taşıyarak yapmaya çalıştık. Bunda da başarılı oldu. Bir kere ikisini bitirdikten sonra İkinci yarıda bunun tehlikeli bir spor olduğunu oyuncularımızla paylaşmıştık. Onların alışa gelmiş bir oyun düzeni vardı. Onu çok iyi kapatmaya çalıştık bu oyuncuları ve onu da başarılı oldu. Ama ikinci yarının başındaki o gol tabii ki kazanan maç kazanan oyuncularımızın güvensizliğini tekrar ya o anda kendilerine getiriyoruz. Tekrar bunu başarmak için, güvenlerini sağlamak için bulduğumuz üçüncü gol hem bizi rahatlattı hem oyuncularımızı rahatlattı. Camiamız adına da bir maç olduğunu hepimiz kaldı. Bu anlamda oyuncularımızı kutluyorum. Sahada gerçekten işte öbür oyuncu Osman Üstü oyuncularını kutluyorum. Çünkü gerçekten sahada en iki takım oyuncularını özveriyle mücadele, iyi niyetli mücadele ediyor. Bu anlamda da en iki takım oyuncularını kutluyorum. Kendi oyuncularımı ayrıca teşekkür ediyorum. Emirla risk olarak aldın diyebiliyor musunuz? Ya Emirla şöyle yani. Emirla bildiğimiz oyuncu. Çok kuvvetli bir oyuncu. Sıkıntısı olmuyor tabi ama tam maçın uzun boyutunu taşıyacak bir oyuncumuz değil şu an. Yani süresi uzun olan bir oyuncumuz değil. Ya belki biraz daha bekleyip alabilirdik ama o an için işte oyunun gidişatında belki Emirler önü top tutar diye biraz daha erken aldık. Yoksa Emirler kapanışı bir şey 15 dakikada boylar mümkün dakikada boylar 25 dakika önce aldım. 25 dakika falan. O da elinden geldi. Ayağımdan gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Yani nihayetinde kendine bir gol bulduk. Belki o gol de kendine geldi inşallah. Tabii ki daha zamanı ve sürece ihtiyacı olmuyor. Hocam, hakeme çok sinirlendiniz kenarda. Penaltı pozisyonu var. Onun dışında gösterilmeyen Oğuz'un bir ikinci sarıdan kırmızı kartı olabilirdi. Hatta Osmanlı Spor'un teknik direktörü oyuncusunu oyundan almak zorunda kaldı. Nasıl değerlendirdiniz? Şey, Hacı büyük bir maçta aslında iyi niyetli bir maç öğretti. Ama tabii ufak tefek hatalar oldu. Yani penaltı bilmiyorum tabii. Penaltı bilmiyorum. Onun için çok da karar veriyoruz. Kimisi penaltı bilmiyor, kimisi penaltı bilmiyor. Ama hakem orada ben penaltı gördüm. Hem hakemin sadece iki noktada kısım. Yani onların Mehmet'i. Maçın başında da bizim Ahmet Dereli. Harbi düşsek de burada çalışsın. Yani maçın başında belki o sarı kartı gösterse. Ya o yapmayacaktı, o devamını yaptı. Çünkü 8 tane bir favori var. 8 tane aynı şekilde favori var. Aa, en son 8'e gösterdik. Onu ben bir bir de orgun hatamız vardı. Çok net bir orgun hatamız vardı. Rakibi çok azalım yapamamıştık. Yani normalde o da bir sarı kartı ama... Orada kırmızı şey, sarı kartı vardı Oğuz'un bildiğim kadarıyla. Yani, evet. Orada da bir sarı kartı şeyi vardı. Bize göre yani. Ama kendisi biraz daha uzak durdu. Olgun hata bu sahaya yakın olmaz mı? Yani, çünkü az adamı da yapalım. Çünkü onların hepsi ayrıca ucuma çıkmış. Biz de onları düşürüp bir şey de yapamamıştık. Fakat tercihini öyle kullandık. Onu da ayrıca teşekkür ediyorum. Taraftar... Ya biz ben Adana Spor'a hiçbir zaman ayrılmadık. Görevdeyim. Sadece yerimiz değişti yani şu anda. Gençlik geliştirme sorumlusu. Yani alt yapıyla üst yapanızı sözlük gelemeyim.
Şu anda sadece yürüyüşümüz yok, sağlamış spor içerisinde devam ediyor. Hocam, Ece Embilan'ın golünden sonra adeta Apache dansı yaptı, kabile dansı yaptı da diyebiliriz. Bu yorumunuz ne bu konuda? Ece şu anda iyi dansını yapıyor inşallah. Sağlıklı bir şekilde sahaya geldiğinde inşallah futbol dansını sağlayacak. Tribünler istediğiniz gibi miydi? Çünkü hafta içerisinde destek istemiştiniz. Bir de Eze'nin durumu nedir önümüzdeki haftalar için? Evet, ben aslında onu da unuttum. Hatırlatmak için teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün taraftarımız istediğimize yakın. Yani kalap bir şey yok. Tribündeki coşkuları zaten istediğimizin fazlasını yaptı. Bağırlarına bastılar oyuncularımızı. Ama sayısal olarak biraz daha bu sayımızı attırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim camiamız bu kadar az değil. Ve onlar çoğaldıkça, o tribünlerdeki destek arttıkça tabii ki oyuncuların coşkusu da artacak. Onların olsa dışarıdaki coşkusu sağdaki oyuncularımız da yansıdı. Yani Eze noktasına geliriz de Eze, biz de sadece bu hafta iki antrenmanda ısırma bölümüne gidiyoruz. Sonra kendi ana bölümünde ayrılıyor. Kendi programını uygulamaya çalıştılar bizim sağdaki bölümünde. Bu bir yeni olarak özel bir çalışma, yarın özel bir çalışma yaparak hazırlamaya çalışacağız ama Eze de önümüzdeki hafta işte tekrar belki ısırma bölümü, belki biraz daha içimiz içerimize atarak yavaş yavaş onun hem korkusunu giderdik hem yavaş yavaş takım içerisinden tekrar sağlıklı bir şekilde yetebilmek amacıyla çalışmamız devam edecek. Derbi için heyecan var mı takımda hocam? Ya tabii şimdi bugüne kadar işte derbi konusu konuşmadık. Çünkü bizim için en önemli maç bu maçtı. Gerçekten bizim için çok önemli. Çünkü o bir adamın mesafeyi kapatmamız gerekiyor. Artık derbi haftaya başlayacağımız çalışmalar ama heyecan devam edecek. Derbinin tabii heyecanı, atmosferi farklı oluyor ama yine iki Adana takımı, Adana üst kurulumumuz gerçekten. Adana'mızın o da bizim için önemli bir takım. Ben yine seyir zevki ve o türlüden coşarak her iki tarafa doğru futbolun gerçekten Türkiye'ye belki de bir mesaj olacak ve bize bir gün olmasını istiyorum dostluk bakımında. İşte orada dostluk çerçevesinde böyle keyifli bir, herkesin keyif adlı bir maç yapmayı geçirdiğini düşünüyorum. Teşekkürler.